Arda Kaan Keskin, İsa Boğa, Ali Soyer, Ferhat Arslan, Burak Türker, Nurullah Karakuş, Emrullah Alptekin, Yakup Çetin, Diyar Bilen, Tevfik Fukra Erikli, Ahmet El Ahmet, Asiye Torun, Ahmet De, Nergis Kinno, Göksal Çolak, Ömer Demet, Gökhan Özkan, Berivan Karakeçili, Ahmet Çiftçi, Abdülşükür Türkmen, Hakan Güneş, Yakup Yıldız, Muhammed Emin, Zinnur Tomay, İbrahim Halil Oruç, Ramazan Uysal. Onlar sadece 2019'un ilk 5 ayında hayatını kaybeden çocuk işçiler. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla hazırladığı raporunda Türkiye'de bu yılın ilk 5 ayında en az 26 çocuk işçinin hayatını kaybettiğini belirtti. Yoksulluğun en çok çocukları etkilediği ve çocukların iş yerlerinde kötü koşullarda çalıştırıldığı vurgulanan rapora göre çocuk işçilerin %41,4'ü hane halkı gelirine katkıda bulunmak, %28,7'si hane halkının ekonomik faaliyetine yardımcı olmak amacıyla çalışmak zorunda kaldı. Çocuk işçilerin yarısı ise çalışmak zorunda olduğu için okula devam edemedi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2013 yılında 59 çocuk, 2014 yılında 54 çocuk, 2015 yılında 63 çocuk, 2016 yılında 56 çocuk, 2017 yılında 60 çocuk, 2018 yılında 67 çocuk ve 2019 yılının ilk 5 ayında ise en az 26 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Çocuk iş cinayetlerinin en fazla yaşandığı iller Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Antalya ve Adana. Bu şehirlerde çocuk nüfusu, tarım işçiliği ve mülteci nüfusu yüksek. Yaşamını yitiren 26 çocuk işçinin 4'ü mülteci göçmen çocuklar. Mülteci çocukların ölüm oranının tüm göçmen işçilerin ölüm oranından çok daha fazla olması hem mülteci çocuk işçiliğin yoğunluğunu hem de mülteci çocukların çalışma koşulları bakımından çok daha tehlikeli işlerde çalışmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Yaşamını yitiren 26 çocuğun 4'ü kız çocuğu. Kız çocukları tarım sektöründe ve özellikle de ücretsiz aile işçiliğinde sömürülüyor. Ücretsiz aile işçiliğinin ve küçük yaşta çalışmanın yaygın olduğu tarım sektöründe ölümlerin 8 ila 10 yaşlarına düştüğü görülüyor. İş cinayetlerinde ölen çocukların yarısı tarım işçisi çocuklardır. Yaşamını yitiren çocukların %43'ü sanayide, %7'si ise hizmet sektöründe çalışıyor. Çocuk işçiler en çok zehirlenerek, boğularak, trafik, servis kazalarında düşerek ve ezilerek yaşamlarını yitirdi. Boğulma sonucu ölen çocuk işçilerin tümü temiz su ya da serinlemek için sulama kanallarında boğulan tarım işçisi çocuklar. İş cinayetinde yaşamını yitiren çocukların 9'u 14 yaş ve altında. 14 ve 6 yasal olarak çalışması tamamen yasak olan bir yaş. Çalışması yasal olan 15 yaşın üstündeki çocukların çoğu ise kimya, metal gibi yasak olan ağır ve tehlikeli işlerde çalışıyor.